Buyurun. Burası 3 numara değil mi? Evet, burası. Burası olduğunu biliyoruz evladım. Kaç kere geldik de seni çıkaramadık. Ben ev sahibiyim. Ev sahibiyim diyor. Ay yok çocuğum, bir yanlışın olmalı. Biz sanıyoruz bu evin sahibini. Affedersiniz, siz kime bakmıştınız? Demir, kim geldi? Selin! Anne! Baba! Ay, inanamıyorum ya! Kahvaltıya yetiştiniz! Ah annem, ne kadar özlemişim ben seni ya! İyi ki geldiniz, çok iyi bir sürpriz oldu. Ya durmasanıza kapıda, öyle geçsenize annem. Gel. Annem sen geç, biz geliyoruz şimdi babam. Baba. Aa babam, hoş geldin. Hiç hoş bulmadım. Aa, misafirleri var. Ben bavulları alayım o zaman baba. Yok yok. Selin'in babası o. Yeni gelmişler galiba. Eyvah eyvah, ailesine de söylemiş. Evi başkasına sattığımızı öğrenirlerse vallahi burnumuzdan getiririm. Ayol biz onları daha birbirine aşık edemedik. Aa, olmadı ama böyle olmadı. O zaman ben size bir çay demleyeyim, 5 dakikaya da kahvaltı hazır. Yumurta, haşlanmış mı isterseniz, omlet mi? Aman canım, seçmeye ne gerek var? İkisinden de yapayım değil mi? Anneciğim sen elini yüzünü yıkamak istersen ben sana temiz havlu çıkarayım. Babacığım sen bir üstünü değiştir, bir rahat et istersen. Ben sizin bavullarınızı... Kızım, bırak koşuşturmayı. Bizim çaya çorbaya ikrama değil, bir açıklamaya ihtiyacımız var. Çok haklısınız efendim. Hoş geldiniz. Demir Erendil ben. Ben de Semih. Selin'in babasıyım. Kızımızın evine geliyoruz, kapıyı çalıyoruz, siz açıyorsunuz. Bu evin ev sahibiyim diyorsunuz. Şimdi bizim bundan ne anlam çıkarmamız lazım? Babacığım, açıklayacağım ben. Açıklayacağım tabii ama ben size önce bir su getireyim, bir soluklanın. Kızım, bırak şimdi suyu falan, geç otur bakayım şöyle. Kusura bakmayın, benim buna bakmam lazım. Müsaadenizle. Ay, ben sakızı bağlamayı unuttum. Geçen gün komşunun bahçesine girmiş, bütün yaseminleri yemiş. Şimdi tekrar problem olmasın. Kızım bırak, bağlarsın sonra. Gel anlat bakayım. Tamam babacığım, tamam. Hemen geliyorum, hemen. Kızım! La havle, ya neler oluyor burada? Kızımı arıyorum. Telefonu sarhoş bir oğlan açıyor. Evine geliyoruz, kapıyı çalıyoruz, tanımadığımız başka bir adam açıyor. Aman Semihciğim, ne olur sinirlenme. Bak tansiyonunun çıkmaması lazım. Gelince anlatacak kız işte. Tansiyon ilacım nerede? Hemen buluyorum. Ver şunu bana. Ben bir su getireyim bey. Tamam Azmiye Hanım. Ofise gelince bakarım ben. Ay sakın bir şey söyleme. Geleceklerini bilmiyordum, yemin ederim. Ya daha yeni konuştum, böyle bir planları yoktu. Bana bak, annenleri ev konusunda bana baskı yapsınlar diye çağırdıysan işe yaramayacak. Hayır, yok öyle bir şey. Zaten ben söylemedim, bilmelerini de istemiyorum. Demir lütfen söyleme. Tamam, tamam ben söylemeyeyim. Neden aynı evde yaşadığımızı sorduklarında, ki birazdan sormak üzereler. Ne demeyi düşünüyorsun Selin? Bilmiyorum ya, düşünemiyorum şu an. Böyle bembeyaz bir boşluk. Bana bak, o dizilerdeki gibi sevgilim, nişanlım falan diyeceksen eğer, baştan söyleyeyim olmaz o iş. Aa, çok iyi fikir ya. Gerçekten çok doğal karşı... Ya sen deli misin ya? Ben babama sevgilimle aynı evde yaşıyorum, nasıl diyeyim? Yarın da cenazemizi kaldırırlar. Ben yalan söyleyemem. Rol de yapmam. Girip içeri doğrusunu anlatacaksın. Bak ev işini seninle çözemedim, ailenle çözerim. Öyle mi? Ben gündelikçi rolü yaparken hiç olmaz demedim ama. Demir, lütfen. Bak annemler ev meselesini öğrenirse çok üzülürler. Bana olan güvenleri kırılır. Hayır, niye kırılacakmış sana olan güvenleri? Bilerek mi aldık aynı evi? Ya öyle değil işte, bilmiyorsun. Ya Selin çekil bundan. Demir, Demir. Demir. Ya Demir bak, babam geçen sene kalp krizi geçirdi.
Üzülmemesi, sinirlenmemesi lazım. Bak iki gün sonra çözülecek bir şey için babamın yüreğini indirmeyelim. Lütfen hadi ne olur bana yardım et. Emir, Emir, Emir. Yardım et. Tamam Selin. Ne diyeceğiz peki? Bilmiyorum. Ama şimdi ben içeri girince bir şey düşünürüm, tamam mı? Uydururum. Hadi. Ya Selin saçmalama. Anında yakalanırsın. Zaten sen yalan söyleyemiyorsun. Ya tamam Demir dur. Tamam ben bir şey diyeceğim. Fırsat ayağımıza geldi Leyla. Biz bunları kurtarırsak plan tıkır tıkır işler. Sakızı da bağladım. Hayatta çözemez artık. Çözsün de görelim. Kızım, biz seni şirkete gitmeden önce yakalamak için erkenden yola çıktık. Ama bilemedik tabii. Yalnız mısın? İşin mi var? Ha. Hadi. Demir Bey'i diyorsun sen anneciğim. Şimdi Demir Bey uğradı. Nasıl denk geldi ama? Tesadüfe bak ya. Değil mi? Evet. Onun dediğinden. Evet, aynen öyle. Ha? Aynı dediğim gibi bu. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Kızım. Oğlum, bu saatte Selin'in aklı dağınık oluyor. Sen anlat bakalım. Kimsin, kimlerdensin? Bu saatte burada ne işin var? Hadi çocuğum, açık açık konuşalım. Hadi. Tabii, anlatalım. Değil mi? Çünkü yanlış anlaşılsın istemeyiz. Anneciğim. Ay. Maşallah. Ay. Tek bu dönem ailesi gelmiş. Hoş geldiniz. Canım Demir'im. Merhaba. Ben Leyla'nın kız kardeşi Firuze. Sizden hep çok iyi bahseder. Ay bugün de sürpriz üstüne. Demir'ciğim. Demir, yavrum. Ay ne yiyetmişsin sen Selin'e uğramakla canım? Anlamadım. Demir bizim yeğenimiz, abimizin oğlu. Japonya'dan yeni geldi ya. Kuzusu bu, bir tanesi bu, canımın içi bu benim. Bir tanem benim. Aman da aman tanesi, canımdır bu benim. Bak değil mi? Ay çok tatlılar değil mi anne? Biraz önce ne oldu öyle? Sanırım iki tane halan oldu. Yok bir türlü anlamıyorum. Leyla ile Firuze Hanım nereden çıktı? Nasıl anladılar? Bunu neden yapıyorlar? Ayrıca nasıl bu kadar çabuk? Niye? Ay Demir, sorup durma tamam. Demirciğimin eşyaları bizim eve sığmadı tabii. Ne yapalım, ne edelim derken Selin sağ olsun imdadımıza yetişti de eşyaları buraya koyuverdik işte. Geçici olarak tabii Demirciğime de biz bir yandan ev arıyoruz. Görülmüş şey mi bu efendim? Yani ne bileyim. Geçici olarak bir ev tutulur, bir depoya konur eşyalar. Yani. Hiçbir başkasının evine geçici olarak eşya mı konulurmuş? Ay ne depolar baktık, neler gördük Semih Beyciğim vallahi. Yani faremi ararsın, tahta kurusumu ararsın. Rutubet desen bir yandan çürüyecek kalacak çocuğun eşyaları dedik yani. O zaman geçici olarak bir ev tutsaydınız Leyla Hanım. Tek oda bile yeterliydi. Adı üstünde geçici. Çok haklısınız, çok haklısınız. Biz tam ev bulduk, tutuyoruz. Emlakçı bize dedi ki 3 gün sonra gelin. Tam o sırada da nakliyeci eşyaları getirip yığmaz mı? Selin'cim sağ olsun boş odam var dedi de biz sefil olmaktan kurtulduk. Evet bugün de Demir Bey bir eşyasını almak için gelmişti. Ben de yukarı odayı boyuyordum. Sağ olsun yardıma ihtiyacım olduğunu görünce bana yardım etti. Böyle Kadir Şinastır yeğenimiz. Yapılan iyiliğin hiç altında kalmaz. Ay hiç. Ben bir mutfağa bakayım. Problem çözüldü işte. Her şey açıklandı. Tanıklarımız bile var. Bu böyle olmaz.
Orada çok büyük bir yalan söylendi. Ve ben bunun içinde olmaktan çok rahatsızım. Yanlarına gidip o iki kadın ikimize de aynı evi sattı diyelim bitsin. Herkes hatasıyla yüzleşsin. Söz verdin. Demir bahçede bana söz vermişti. Şimdi niye böyle yapıyorsun? Çünkü bu iş artık organize. Şirketteki herkesin bir olup sana yalan söylediğini düşün. Ne hissederdin? Evet. İddialı bir durum olmadığını farkındayım. Ama sana söylemiştim babamın kalbi. Babanın kalbi sen ona yalan söylediğini öğrendiğinde daha çok kırılır. Sen hiç annene babanı hayal kırıklığına uğrattın mı? Bak ben onlardan ayrı başka bir şehirde tek başıma yaşıyorum. Akılları sürekli bende. Eğer ev meselesini öğrenirlerse bana olan güvenleri kırılır. Mesele sadece ev değil. Mesele benim hayatım. Emir lütfen. Lütfen bana yardım et. Üzerimi değiştirip çıkacağım. Teşekkür ederim. Arsız kimsesiz.
Ben çıkıyorum. Tekrar memnun oldum. Görüşmek üzere. Dur dur delikanlı dur ya. Hemen nereye kaçıyorsun? Efendim? Otur gel birlikte bir kahvaltı edelim. Madem halaların da burada. Hem bize anlatırsın. Japonya'da neler yaptın? Evine barkına ne zaman taşınıyorsun? Değil mi? Nazik teklifiniz için teşekkür ederim. Kalıp sohbet etmek isterdim ama işe geç kalıyorum. Başka bir zaman yapalım siz de müsait olursanız. Demirciğim bir şey unutmadın mı? Halaya öpücük yok mu? Var tabii. Ay canım benim canım. Hoşça kal halacığım. Bana yok mu? Vallahi kıskanırım yani. Var. Olmaz olur mu? Ay canım. Allah zihin açıklığı versin yavrum. Akşama vakitlice gel. Misafirlerimiz var. Yalıda hep birlikte yemek yeriz. Aman efendim hiç gereği yok. Hiç gereği yok. Ay Firuze Hanımcığım hiç zahmet vermeyelim biz. Zahmet olur mu canım? Ay o kadar yoldan geldiniz. Hiç yemekle falan uğraşmayın siz. Ben zaten getirdim bir şeyler. Başka zaman uğrar bir çayınızı içeriz artık. Kesinlikle itiraz kabul etmiyoruz. Hem Demirciğim'in gelişini hem de sizlerin gelişini kutlayacağız. Ay değil mi Selin'ciğim? Tamam o zaman kararlaştırdık. Ha? Akşama bizdesiniz. Görüşmek üzere. Canım. Kahvaltı? Buyurun. Çayınız bitmiş. Bırak çayı şimdi. Otur konuşacağız. Baba ben işe geç kalıyorum. Sonra konuşsak olur mu? Kızım bırak kim? Siz Burak'ı nereden tanıyorsunuz? Dün tam burada oturuyordu da oradan tanıyoruz. Tabii. Kafa bir dünya deli dolanıyor, gözleri kaymış. Bir de o halde bana laf yetiştiriyor terbiyesiz. Pişik olsun Burak ya. Ben kahve yaparken açtı herhalde. Kusura bakmayın. Yo, biz onun kusuruna bakmadık. Biz senin kusuruna baktık. Sen kimlerle arkadaşlık ediyorsun? Baba, Burak benim iş yerinden arkadaşım. Biz şirkette sıkıntılı bir dönem atlattık. Yorgunluktan kafası karışık biraz. Nerede uyumadığı için de sarhoş gibi. Sarhoş ya da değil. O vaziyette, o saatte bir genç kızın evine gelinmez. Gelinse de eve alınmaz. Projenin detayını konuşuyoruz. Selin, benim delimi kaldırma. İş işte konuşulur. Evde ne işiymiş bu? Hem el alemin eşyasını eve koymak nereden geldi aklına? Kızım, bir şey soracağım. Senin paraya mı ihtiyacın var? Ha? Eğer paraya ihtiyacın varsa niye bunu bize söylemiyorsun kızım? Ben ne güne duruyorum burada? Ha? Odanı öyle birilerine kiraya verip düzenini niye bozuyorsun? Sen hiç böyle şeyler yapmazsın Selin. Çok şaşırtıyorsun beni yavrum. Bak. Özür dilerim baba. Tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, hadi tamam. Sen işe git işe. Daha fazla geç kalma. Yeteri kadar geç kaldın zaten. Akşama gel konuşacağız yalnız. Tamam mı? Hadi, 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 hadi. Çok üstüne gitmedik mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.